Şimdi bir adım geriye gidelim arkadaşlar ve kasların makro düzeyde nasıl çalıştığına birlikte bakalım. Hemen küçük bir kas çizerek işe başlıyorum. Bu çizdiğim kas kol kaslarından biri olsun tamam mı? Böyle puzzle'lı kol kaslarımızdan biri. Her iki yanında kasa bağlı şekilde bulunan tendonlar var. Eğer kol kasımızın her iki kısmında bulunan bu tendonu belli etmek için yanına ismini yazmazsam çok yanlış yapmış olurum. O yüzden hemen buraya ismi de ekliyorum. Evet yazdım bakın tendon kasımızı kemiklere bağladığından şuraya hemen bir de kemik çiziyorum. Sarı ile gösterdiğim şuradaki şey kemik. Diğer uçtaki de kemik. Bu kas kol kasıysa dirsek kemiğine ve kürek kemiğine bağlı olacak demektir. Bu arkadaşın kaslarını çizmeye devam ediyorum. Evet, şu anda kaslarını esneten birini çizdim. Bu kol kasının içinde neler olup bittiğini daha iyi anlamak için Şimdi kastan bir kesit alıp onu inceleyelim. Evet, tamam tam şuradan kesiyorum. Böylelikle kasın içinde neler olup bittiğini daha yakından göreceğiz hep beraber. İşte kestiğim bölme şurası. Kasımız da bu bölgenin ortasında duruyor. Kas şu şekilde arkada da aynı şekliyle bulunuyor. Ve tabii ki kasımızı kemiğe bağlayan tendon burada olmalı. Bu arada tendon bir tür bağ doku ve burası kasın en dış tabakasına kadar uzanan bir bölge. Kasın en dış tabakasına ise epimisyum deniliyor. Evet, epimisyum. Bu tabaka tendonun devamı niteliğinde tüm kası dıştan sarar ve kası kemikler tarafından kopmaya karşı korur. Örneğin bahsettiğimiz kas kol kasıysa epimisyum kol kasını kolun içinde bulunan diğer tüm yapılara karşı korur. Aynı şekilde bu bağ doku bacaklarımızdaki yapıları da biz hareket ederken ya da çenemizdeki kasları da biz bir şeyler çiğnerken korumakla görevlidir. Buradaki bağ dokunun yanı sıra içeride epimisyumun altında başka bir bağ doku daha bulunur. Bu bağ dokuyu daire şeklinde çiziyorum. Evet bu dokuya perimisyum diyoruz. Evet yazalım. Perimisyum. Perimisyum kasın tam şurada bulunan alt birimlerini kontrol eder. Bu birimlerden çok sayıda var ve hepsinin ayrı birer ismi olduğu için ben şimdilik şuradakini alıp daha yakından inceleyeceğim. Evet. Perimisyum tarafından korunan bu kas alt birimine demet anlamında olan fasikül deniyor. Her bir fasikülün içinde endomisyum denen başka bir bağ doku daha bulunuyor. Endomisyum. Endomisyum her bir kas hücresini tek tek koruyor. Yani sonunda tek bir kas hücresine ulaşmış oluyoruz. Onlardan bir tanesini hemen çiziyorum. Evet. Bu kendi başına yani tek bir kas hücresi ve endomisyum tarafından çevrelenerek korunuyor. Buradaki kasın kendine özel başka bir ismi daha var arkadaşlar. O da nedir? Miyofiber. Mio kas fiber ise lif anlamına geliyor. Bu kasa lif denmesinin sebebi geniş olmasından çok uzun olmasından kaynaklanıyor. Endomisyumda ise tıpkı perimisyumdaki gibi sinir sinyallerini ve kanı her bir kas lifine ve onu çevreleyen bağ dokuya taşıyan sinirler ve damarlar bulunur. Evet. Kas hücresinden bahsetmişken şimdi biraz aşağı inelim ve şu elemanda, şu arkadaştan bahsedelim. Kas hücresini yukarıda çizdiğim lif gibi dikdörtgen olarak düşünmüş olabilirsiniz. Ama aslında kas hücresinin şekli biraz farklıdır. Dışında tümsekleri bulunan bir boru gibiydi. Hatırladınız değil mi? Miyofiber veya kas hücrelerinin dışında neden tümsekler vardır peki? Çünkü kas hücrelerimizin üstünde çekirdekler var dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. İşte şurada bir çekirdek var. Bu çekirdekler DNA'nın depolandığı ve kas hücrelerini çoğaltmamızı sağlayan birimlerdir. Bunlar dediğimiz gibi kas hücresinin dışında ve hücre zarının ucuna denk gelen bir bölgede bulunur. Kasın hücre zarına ise sarkolemma diyoruz. Sarkolemma. Evet, daha önce mio'nun kas anlamına geldiğini söylemiştim. Bunu aklınızın bir köşesinde tutalım. Buradaki sarko ise et anlamına geliyor. Bu sözcüklerle kaslardan bahsederken sıkça karşılaşırız. Çünkü kas hücrelerimizi kaplayan zara sarkolemma deniliyor. Kas hücresinin içindeki sitoplazmaya ise sarkoplazma diyoruz. Bunu biraz daha tüpe benzer şekilde çizeyim. Bu kas hücresi veya miyofiberin içinde de daha küçük birimler bulunuyor. İşte temel kas kasılmaları bu küçük birimlerde meydana geliyor. Bir tanesini şuraya çizeyim. Evet, buna miyofibril deniyor. Mio, kas demek de hatırlarsınız, kas demek. Dikkat edin, buradaki fiber değil arkadaşlar, fibril. Miofiber değil, miyofibril. Nihayet, myozin ve aktinin depolandığı yere gelmiş olduk. İşte kasılmanın gerçekleştiği esas yer burası. Burası önemli. Kas hücrelerimizi mikroskopta incelediğimizde bir takım çizgiler görürüz. Daha geniş alanda çizmek için biraz aşağı iniyorum. Evet. Biraz daha büyük şekilde çizersek kas hücresindeki temel çizgileri şu şekilde görürüz. Daha sonra bunların arasında çizgi çizgi dizilen bant görünümünde yapılara rastlarız. Peki bu temel çizgiler nedir? Daha önceki videolarda bahsedildiği gibi bunlara Z çizgileri deniyor. Bunlar mikroskopta bakılınca görülen Z çizgileri. Sizin için 3 tanesini çizdim. 2 Z çizgisi arasındaki alana sarkomer deniyor. İşte burası kasılmanın oluştuğu en temel birim. Burada aktin ve miyozin lifleri etkileşime giriyor ve en makro düzeyde kasılmamızı sağlıyor. Birazdan bundan bahsedeceğiz. Evet, sarkomerin farklı kısımları var. Ortadaki A bandı ve üstteki I bandı Şimdi gelin tek bir sarkomere odaklanalım. Sarkomerin sınırlarını yani Z çizgilerini çiziyorum. Evet, Z çizgilerine bağlanmış biçimde ise daha önce duyduğumuz aktin filamentleri bulunuyor. Evet, bunlar aktin filamentleri. İçeride ise iki kafası bulunan ve aktin üzerinde kayan miyozin filamenti var. Buraya da bir tane çiziyorum. Miyozinin kafası burada. Bunlar şu şekilde bağlı durumda ve hareket etmek istiyor. Sarkomerdeki miyozin filamentlerine bağlı olan titin ise tam şurada yer alıyor. Bunlar miyozinin bittiği yerde değil de daha çok miyozini tutacak şekilde bağlanmıştır. Evet, titini de yazalım. Titin. Şu da iki kafalı miyozin filamentiydi. Hem miyozin hem aktini içeren kısımlara ise A bandı diyoruz. A bandı. Sol kısımda çizdiğimiz A bandı işte burada. Miyozin olmadan yalnızca aktinin bulunduğu ve diğer sarkomere kadar uzanan kısma ise I bandı deniyor. I harfi bir sayısına benzediğinden bu bandın iki temel filamentten yalnızca birini kapsadığını bu şekilde belki hatırlayabilirsiniz. Yani bu benzetmeyle düşünebilirsiniz ki I nasıl bire benziyor değil mi? Biri andırıyor. Demek ki bu iki temel filamentten sadece birini kapsayan band. A bandında ise ikisi birden var. Hem miyozin hem aktin bulunuyor. Evet. Akson lifi bir eylem potansiyeli yaratacak ve sarkolemayı depolarize edecek. Ve yalnızca bir yöne değil her yöne gidecek ve dağılacak. Sarkolemmada bu yapının depolarize olmasına ve eylem potansiyelinin kas hücrelerinde derinlere ulaşmasına yardım eden T-tübülleri bulunur. Böylece sarkoplazmik retikulum kalsiyum salgılamaya başlar. Hatırlayacağınız üzere kalsiyum daha sonra troponine bağlanır. Aktinde bulunan troponin ise tropomiyozine yoldan çekilmesini söyler. Şurada çizdiğimiz miyozin filamentleri ise ATP kullanarak aktin filamentleri üzerinde kaymaya başlar. Şu yöne doğru ilerlerler. Miyozin filamentleri aktin filamentlerine kıyasla daha sabittir. Yani şu yöne doğru ilerlemelerine rağmen bunu hareketlerini en aza indirecek biçimde yaparlar. Hareket eden esas yapı aktin filamentleri. Aktin filamentler merkeze doğru ilerler ve böylece I bandı küçülür. Yani sarkomer kasıldığında I bandı küçülmüş oluyor. A bandı miyozinin olduğu her yere ulaştığından değişikliğe uğramaz. İki Z çizgisini birbirine yaklaştırdıkça sadece I bandı değişiyor ve sarkomerin boyu kısalıyor. Bunlar sarkomer kasıldığında en mikromoleküler seviyede gerçekleşen şeyler. Aslında tüm bunlar yukarıda akson lifinin sinyal yollamasıyla başladı. Umarım iskelet kasımızı kastığımızda moleküler seviyede şu küçük birimlerde neler olduğunu daha iyi anlamışsınızdır. Bu yapı kaslarımızın kasılmasını, kolumuzu esnetmemizi, topa vurmamızı ve bunun gibi daha birçok aktivitede bulunmamızı sağlar. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olur.